Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın girişmelerini yorumlayacağız ama bu hafta bir sürpriz konuğumuz var. Kadri Gürsel, hoş geldin Kadri. Hoş bulduk, teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Estağfurullah, sen bizi onurlandırıyorsun. Estağfurullah. Biz Kemal'le iki birbirine benzeyen tipsiz olarak konuşuyorduk. Estağfurullah. Aramıza bir şey geldi. Eliyiziniz gibi bir yorumcu katıldı. Rica ederim lütfen. Umarım yorumlarımla sizi mahcup etmem, utandırmam. Estağfurullah. Kadri, senle başlayalım. Bu aslında artık seçime çok az bir süre kaldı ve esas olarak İstanbul'u konuşuyoruz. Evet. İstanbul üzerinden de Türkiye'yi konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu benim gördüğüm kadarıyla CHP'nin kampanyasını da yürütüyor. Yani Özgür Özel bir şeyler yapıyor ama sonuçta CHP'nin kampanya merkezi İstanbul. Erdoğan her yeri dolaşıyor. Mesela dün Ağrı'daydı, bugün Van'da, hafta sonu galiba Diyarbakır'a gidecek vesaire. Her yeri dolaşıyor. Ama burada bütün şey İstanbul'da ve İstanbul'da da ilk başlığımız dezenformasyon meselesini bir konuşalım. Bir görüntüler yayınlandı biliyorsun. Para sayma. Evet, para sayma hikayesi. Önce bunu şey diye verdiler. Kurultay öncesi delege satın almak için yaptıkları diye verdiler ama videonun üzerinde 2019 yazdığı için, kurultayda 2023 olduğu için şey oldu. Sonra işçiye kadar geldi. Usulsüzlük, yani olayın bir binanın alınması meselesi olmasının dışında, yani olmasından ibaret olduğu anlaşılınca niye bu kayıt dışı bilmem ne vesaire. Ama uzun bir süre bu olayı Ekrem İmamoğlu üzerinden, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler var falan diye üzerinden CHP'yi ve İmamoğlu'nu yıpratmak için kullandılar. Şimdi o olayda çok büyük bir gürültü koptu. Ama sanki bundan sonra bunlar devam edecek gibi geliyor bana ki bu dünya çapında da aslında seçimlerde, Amerikan seçimlerinde de öyle olmuştu. Avrupa'daki seçimlerde özellikle Rusya'nın dahil olması falan gibi şeyler söyleniyor ya, işte ne troll fabrikaları şunlar falan. Ben bu seçimin çok az bir süre kaldı ve özellikle İstanbul için, İstanbul'da doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu ve tabii ki doğal olarak CHP'yi hedef alacak olan çok sayıda iddianın, böyle dezenformasyon kampanyasının ya da gerçeğin çarpıtılarak verilmesi gibi. Mesela ne olmuştu son seçimde? Murat Karayalan videoları. Montaj ya da değil. Ne, öyle demişti değil mi Erdoğan? Parçalı CHP videosu göstermişti. Evet. Erdoğan da AKP mitinglerinde. Evet. Parçada ama, Murat Karayalan. Yani. Evet. Ama aslında şeydi yani. Bunu montaj olduğunu kendisi de kabul ediyordu ama işe yaradı. Evet yani. Ama yani çocuklar işte işe yaradı da çünkü CHP o konuda gerekli atak, hızlı reaksiyonu gösteremedi. Atak olamadılar. 3-4 gün sonra ancak bu sefer farklı bu sefer, mı olacak? Bu sefer farklı. Bu sefer gerçekten çok hızlı reaksiyon gösterildi. Yani bu para sayma videosuna ve de onu bizzat Ekrem İmamoğlu da meydanlarda ele aldığı için. Peki bundan sonra gelecek olacağını zannetmiyorum. Ayrıca Türkiye'de yani gayrimenkul almış satmış herkes yaptığı, uyguladığı bir şeydir. Bu devletin de göz yumduğu bir usuldür. Yani düşük göstermek için bir kısmını elden nakit ödenmesi devletin de gayet iyi bildiği bir yöntemdir. Ve kendilerinin de uyguladığı bir yöntem olduğundan da ben adım gibi eminim. Yani dolayısıyla bunun hiçbir etkisi olmaz. Hayır yani. Bundan sonraki dezenformasyonlar yani ona da hazırlıklı olması gerekiyor zaten İmamoğlu kampanyasının, kampının. Son 5 yıl boyunca yaptıkları her şeyin kayda geçirildiğini, bir şekilde izlendiğini, biriktirildiğini, takip edildiğini en azından ve değerlendirilmek üzere takip edildiğini herhalde kendileri de biliyorlar. Dolayısıyla yaptıkları her şey derken icraat, yani gündelik faaliyetlerini demek istiyorum. İleride kullanılmak üzere kendilerine karşı hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Ben bu seçimde çok fazla fark edeceğini, çok büyük bir dezenformasyon pek işe yaramayacak. İşe yaramayacak. Yani o yani geçen seçimde işe yaradı. Ama yerel seçimlerin dinamiğiyle genel seçimlerin dinamiği farklı oluyor. Daha doğrusu referans noktaları farklı oluyor seçmen açısından. 2019 seçimlerinde PKK ile işbirliği iddiası çalışmadı.
seçmen üzerinde. 2023'te çalıştı. 2019'da şimdi zaten kendi adayı var DEM Partisi'nin, yani işte PKK diye yerden yere vurulan HDP'nin devamı. Şimdi onu daha sonra konuşacağız. O evet, en önemli yani konu. Kemal, sen ne diyorsun? Ya biz daha önce de bir kere seninle bunu galiba bu video üzerinden değil de bu dezenformasyon meselesi ve bu tür iddialar açısından konuşmuştuk. Ben meselenin, bu dezenformasyon hadisesinin, bu tür işte montaj kasetlerin ya da eskiden bulunmuş bir takım görüntülerin kimseyi ikna etmek için kullanıldığını düşünmüyorum. Yani dezenformasyonun özelliği, evet, yanlış bilgiyi gerçeğin yerine koymak gibi bir faaliyet. Ama Türkiye'de bu işlerin kullanılma biçimi, özellikle iktidarın bir süredir kullanma biçimi, özellikle Erdoğan'ın son seçimde montajsa montaj ne önemi var demesinin arkasında şöyle bir hakikat yatıyor. Bu kimseyi ikna etsin, yani sahiden Karayılan öyle dediği anlaşılsın diye değil. Kendi dediğinin kuvvetli hale getirilmesi için bir soyutlama olarak kullanıyor. Yani aslında konuşulmasını istediği şeyi işaret ediyor. Bunun hakikat olup olmaması önemli değil. Bundan böyle bahsedin diyor. Yani kendi taraftarlarına böyle diyor. Mümkünse muhataplarına o alana çekerek orada cevap üretmesi için bir zorlama yapıyor. Dolayısıyla böyle bir fonksiyon icra ediyor. Şimdi biraz önce Kadri'nin söylediği gibi işte 2019'da çalışmayan 2023'te niye çalıştı? Çünkü 2019'da muhalefet ittifakının kendi içinde buna ilişkin hiçbir reaksiyon geliştirilmedi. Bu yok kabul edildi. Ama 2023'te ne oldu? Tam tersine muhalefet ittifakının içinde bu bir mesele haline getirildi. Kim etkili olacak? Kimin dediği olacak? Anahtar olan kim? Meselesi üzerinden, kazanacak aday, kazanmayacak aday tartışmaları üzerinden muhalefetin kendi içinde bir mesele haline geldi. Ve seçmen de o muhalefetin içerisinde mesele olmasına reaksiyon verdi. Bu, yani iktidar şeyi sağlamış oldu. Bunun bir hakikat olarak daha güçlü argümanlarını ileriye sürmüş olmadı. Sadece daha güçlü biçimde gündem olmasını becermiş oldu. Dezenformasyon da bir süredir Türkiye'de siyaseten böyle kullanılıyor. Gerçeğin yerine kullanılmıyor. Ya da onun gerçek olup olmamasıyla da ilgilenmiyor. Yani Erdoğan, hatırlarsanız sadece bu video kasetler falan değil, bir takım tarihsel hakikatler, buzdolabını biz getirdik, burayı biz açtıktan tut da, işte aslında bunun sebebi, işte atıyorum, CHP zihniyeti yüzünden emekliler böyle maaş alıyor demeye varıncaya kadar. Bunun gerçekten hakikat olup olmaması, kanıtlanabilir bir dayanağının olup olmamasıyla ilgilenmiyor. Bir de şöyle bir hikaye yok mu ya? Ben bu para kuleleri diyorlar ya, kule yapılmış para. Aklıma 17-25 Aralık geldi. Yani şimdi iki açıdan 17-25 Aralık geldi. Bir, doğrudan bu olayı kamuoyunun para sayma lafını gördüğü, işte ayakkabı kutularında paralar vesaire gördüğü, duyduğu olay 17-25. Ve bir de olayın bir de devamı var. Kılıçdaroğlu bütün sermayeyi oraya yatırdı biliyorsunuz şeyde. Hiçbir sonuç elde edemedi. Bir de o var. Yani böyle de bir hikaye var yani. Ama işte bu post-truth'un özelliği şu değil. Sadece gerçek dışını gerçek olarak kabul ettirmeye dayalı bir sistem yok. Gerçeğin de önemsiz olduğu, gerçeğin bir anlam taşımadığı bir zemin yaratıyor. Yani nasıl o gerçek olmayan bir şeyi konuşulur gündem haline getirebiliyorsa, aynı biçimde gerçek olan bir durumu da çok önemsiz, üstünden atlanabilir, geçilebilir, sonuç yaratmayacak bir durum haline getiriyor. Bakınız, Anayasa Mahkemesi krizi. Bu memlekette daha şu seçim sürecine girildiğinde iki ay önce ne oldu? Bu ülkede açıkça bir yerel mahkeme, Anayasa memleketin Mahkemesi. Anayasası, bırak Anayasa Mahkemesi'ni takmamayı, anayasasını takmadığını ilan etti. Ve buna iktidar tamam dedi, yani evet,
Biz de takmıyoruz. Takmayın zaten. Hani takacak bir durum ne yok. Dersin, anayasa bizi bu çok bence ikili iş diyen bir şey. Yani gerçeğe yapılan muamele hem yalanı bir gündem belirleyicisi haline getirebilmek, açıkça bunu söyleyerek, üstelik de onun doğru olduğunu iddia ederek değil, ne var doğru olması gerekmiyor ki diyebilerek bunu bu kadar bu fütursuzlukla kullanabilmek. Yani bir şeyi şeyde iddia etmiyor, ısrarcı olmuyor, yok bu gerçekti demiyor. Gerçek olmasının bir önemi yok diyor. Hem yalan için böyle bir muamele yapıyor, hem gerçek için böyle bir muamele yapıyor. Onun da gerçek olmasının bir önemi yok. Bunun yalan olmasının bir önemi yok. Onun gerçek olması. Şimdi biraz gerçeğin de siyasallaştırıldığı bir ortamda yaşıyoruz. Yani doğrudan bir iktidar ve iktidar karşıtları arasında kaba tabiriyle işte kutuplaştırılmış bir ortamda bedelleri çok ağır olacak bir iktidar kavgası var, bir savaş ortamı var ve bir savaş mantalitesi, ruhu, haleti rüyesi içinde cereyan ediyor her şey. Bu manada da nasıl olsa yani gerçeğin bir anlamı, önemi kalmıyor. Önemli olan gerçek olsun ya da olmasın neye hizmet etti, hangi amaca hizmet etti. Hadise bu. Yani yolsuzluk kelimesi bu yüzden Türkiye'de gözden düştü. Halbuki yolsuzluk çok çok önemli bir kavram. Yani Türkiye'de siyaseten yerleşmiş ve sistemik Frankça tabiriyle endemik yani artık yapıyla özdeşleşmiş neredeyse türü tarif eder haline gelmiş bir yolsuzluk varken Türkiye'de mesela yolsuzluk artık siyasi kampanyalarda kullanılmıyor çünkü hiçbir etkisi yok yolsuzluk yaptığını. Halbuki koca sosyal demokratların İSKİ skandalı. Görüldü. Evet ama işte o zaman böyle bir kutuplaşma evet. Yoktu Türkiye'de. Şimdi ise maalesef var ve de yani işte ben de bir son yazımda da belirttim onu yani örnek olarak verdim. Kılıçdaroğlu'nun Amerikan dolarının değerini arttırdığı, Türk lirasının değerini düşürdüğü gibi bir iddiayı gözümüz içine baka baka söyleyen bir kitle ile karşılaştım. Aslında o kitle bu. Yani bu pekala işine geliyor çünkü. Yani bunu söylemek. Aslında yani Kemal'in dediğinden devam ederek güven ve itikat tazelemek için bir takım malzemeler üretiliyor. Bu malzemelerin bu yıllarda daha çok üretilmesinin nedeni gerçekte aslında söyleyeceği şeyin çok fazla kalmamış olması. Zaten o yüzden çok heyecansız bir şimdi seçim. Biraz çok heyecansız bir seçim yaşıyoruz. Yani bu heyecansız seçimin nedeni aslında iktidarın söyleyeceği bir şeyin kalmamış olması, muhalefetin de aslında seçimi siyasi ve ideolojik zeminden hizmet zeminine taşımakta büyük bir menfaatinin olması. Bu manada da böyle ideolojisizleşmiş siyasetin olmadığı. Mesela şeyde de sloganların da birbirine çok benzediği işte biri tam yol ileri diyor, öteki işte durmak yol yok yola devam diyor. Yani biri denizcilik şeyi kullanıyor, diğeri de kamyoncu jargonu kullanıyor. Böyle bir şey. Yani yolsuz... biri kaptan, biri kamyon şoförü gibi böyle tuhaf bir seçim atmosferi izliyoruz. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ben onu özel sohbetimizde de paylaştım seninle. Yani ben İstanbul'da işte dolaşıyorum yani. Herkes gibi ben de. Ve kulağıma belki bir kere bir minibüsten bir seçim şarkısı falan çalınmıştır. Yani sanki seçim olmuş bitmiş de. Pankartları, afişleri toplamayı unutmuşlar gibi bir hava var İstanbul'da. Ve çok afiş ve pankart var ya. Var ama yani. Ama daha çok aday adaylarının şey hayır, daha önceki süreçten adayların başladı. Da, ya şimdi eskiden mesela bir fotoğraf böyle büyük birisinin resmini gördüğün zaman aa bak adam çalışıyor falan derdik. Genellikle erkek olduğu için adam diyorum. Şimdi yan yana bir yıl fotoğraf var. Hangisi anlamak mümkün değil. Yani büyükler, daha fazla olanlar daha çok parası olanlar oluyor. Ama elinden geldiğince Saadet de, Yeniden Refah da hepsi de yapıyor. Sen bir şey söyleyecektin. Ha, şey bu mesela yolsuzluk meselesinin bir ahlaki ve siyasi kategori olarak mesele edilmesinden çıkması mesela yolsuzluk yerine
israf daha önemli bir şey oluyor. Evet. Çünkü oradaki hani fayda, pragmatik faydaya, yani sen kaynaklardan daha çok faydalanman üzerine seçmenle ilişki kurmak, bunlar yolsuzluk yapıyor demekten daha işlevsel hale geliyor. Günaha taşıyor yani, suçtan alıyor suç. Tabii. Yani kamuya, halka hatırlayın, karşı çünkü 2019'un sonrasında günaha taşıyor. Araçlar, Yenikapı'da sergilenen araçlar vardı. Ankara'da Melih Gökçek'in dosyaları meselesi gündeme gelmişti. Mesela artık onlar siyasi argüman olarak yoklar. Mutabakat olduğu kanaatindeyim ama bunu ispatlayamam. Tamam. Sen de kulübe girdin. Ben şunu düşünüyorum, bu seçimler niye heyecansız? Ya bir kere muhafazakar taban diyelim genel olarak bu kesim. İmamoğlu'nu seviyorlar. Yani İmamoğlu'na karşı bir içlerinde bir düşman, onlara İmamoğlu'ndan gelen bir karşıtlık algısı, bir böyle tehdit bir algısı. Aler, tehdit algısı. Yani bu adam eğer yani bugün yerel iktidara, yarın mazalı iktidara gelirse bize zarar verir falan gibi bir tehdit algısı. Varoluşsal bir tehdit algılamıyorlar. Bir önce o, yani İmamoğlu'nun atipik bir CHP'li olması burada seçimin heyecanını düşürüyor. Bir o var. İkincisi, AKP tabanı ve MHP tabanı artık rahatladılar. Yani 2023 seçimini kazandıkları için orada şu ortaya çıktı artık, yani muhalefette dağıldı, darmadağın oldu. Önümüz açık, rahatız. İmamoğlu da böyle gayet güzel işte son 5 yılı götürdü. Yani hizmetlerinden de rahatsız oldukları, şikayetçi olduklarını falan zannetmiyorum. Çok fanatik bir seçmen kesimi hayatındaki, gündelik hayattaki hoşnutsuzlukları, rahatsızlıkları İmamoğlu'na şey yapabilir. İşte nedenini onda arayabilir ama ben açıkçası böyle bir malzeme vermediğini düşünüyorum İmamoğlu'nun. Bütün baskı, bütün kısıtlamalara ve şeylere. Bugün Murat Sabuncu ile röportajda soruyor ve Murat sorunca ben dindar birisiyim diye, yani bir rahat bir şekilde ve özellikle o dindarlığı inandırıcı da. Evet, yani şey gibi gelmiyor olan bu, bir yalan sorunu yok. Çünkü sure okuyor ya, Yasin suresini falan ezber okuyor. Şimdi şu İstanbul ve DEM Parti olayına geçmeden önce şu bahiste bir şey söylemesem, isim vermeden söyleyeceğim ama yani bu olaya atlayan, para sayma meselesini atlayan bazı isimlerin hepimizin kişisel öyküsünde bir yeri var. Onu da bir yere not etmekte yarar var. Çok acı yani. İzleyiciler anlamıştır. Allah kimseyi düşürmesin kimden diyelim. Kimden bahsettim? Şimdi sen demin söyledin ya hani gerçeği önemsiz kılıp öteki tarafı bilmem ne yapmak. Şimdi DEM Parti İstanbul. Aslında herkes en çok bunu merak ediyor. Yeniden Refah'ın AKP'yi kaybettirme ihtimalinden ziyade DEM Parti kaybettirir mi, kaybettirmez mi meselesi. Şimdi iki tane şey var. İkisi birden aynı merkezden çıkıyor. Bir, diyor ki tarla başında bildiri dağıtmışlar. Gördünüz mü o bildiriyi? Faşist CHP zihniyeti, Burcu Köksal bilmem ne dedi vesaire falan, bunlara oy yok diye. Yani bunu herhalde DEM Parti tabanından herhangi bir kişi kaleme almamıştır. Alsa öyle yazmaz yani. Daha önce de yapmışlardı bunu. Şimdi bir tarafta İktidar yanlıları Kürtlere diyor ki bakın bunlar size bilmem ne yapıyorlar diyorlar, tamam mı? Sizi içeri sokmayacak vesaire yapmayacak. Bir diğer taraftan da Kandil uzlaşısı bilmem ne Erdoğan dönüyor. Ağrı da aynı şeyleri söyledi. Bunlar ittifak yapıyorlar dedi. Bir taraftan da ittifak yapmadığının, yani Kürtlerin ittifak yapmamı, yani şeyi güçlendirmeye çalışıyorlar. Habertürk Meral Danış Beştaş'ı yayına çıkarttı. Bence iyi bir şey. Hı hı. Ama daha önce biliyorsun yöneticileri alena yayınlamışlardı. Terörü bilmem ne yapmayanlara vesaire yer yok. Arada bir şey mi değişti? Hiçbir şey değişmedi. Değişen tek şey Meral Danış Beştaş ne kadar çok oy alırsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali o kadar azalıyor. Yayını izliyorsun. Yayında bir belediye başkan adayıyla konuşuyormuş gibi bir yayın değil. Bütün hikaye siz oylarınızı alacaksınız değil mi? Nasıl alacaksınız? Ne kadar alacaksınız? Onun üzerine kurulu bir yayın. Yani böyle belediye başkanı olursanız ne yapacaksınız? Ben de yaptım Meral Hanım'la burada yayın.
bir izleyici sorularıyla yaptık hatta. Her şeyi konuştuk orada ama hatta en sonunda şöyle bir şey diyor, gördünüz mü bilmiyorum. Ya bir dakika kaldı hala İstanbul konuşamadık diyor Beştaş ve bitiyor. Ondan sonra bitiyor. Yani şimdi hangi dağda kurt öldü? Mesela niye diyelim ki şeyin DEM Parti'nin Diyarbakır adayını çıkartmıyorlar ya da başka bir adayı çıkartmıyorlar. Baktım mesela Hüdapar'ın Batman adayını çıkartıyorlar. Yani şimdi normalde Batman üzerine konuşacaksan kimle konuşursun? Ne derler? Batman'daki DEM Parti yani kazanma ihtimali, hatta öyle bir şey ki kazanma ihtimali %100 yani. Öyle bir şey yapmıyor. Burada da işte şey DEM Parti ne kadar çok oy alırsa Ekrem İmamoğlu'nun şansı o kadar düşük. Bu arada şöyle şeyler de var. İşte neydi? Eğer Murat Kurum'u kazandırtırsa DEM Parti, Kürtlere de seçimden sonra bir takım iyilikler yapılacak da değil. Hani böyle bir yapılabilir, kayyum atanmayabilir, bilmem ne falan gibi böyle bir şey var. Yani olay dönüp dolaşıp, ben bunu şey diye söylüyorum. İktidarın gözü ve gönlü DEM Parti'de, İstanbul'da ama. Diğer yerlerde kesinlikle değil. Evet Kemal Bey, senle başlayalım. Şimdi yani onu da yine seninle bir kez daha konuşmuştuk. Şimdi iki şeyi aynı anda yapıyor. Bir yandan işte demlenme hikayesi çalışıyor. İşte neredeyse DEM Parti ile temasta olmanın suç haline getirildiği. Bunun üstelik bu sefer ittifak olmadığı için muhalefette de müşterisi de var, şeyi de var, propagandisti de var. Öyle çalışıyor zaten hani. Orada daha çok çalışıyor hatta. Bir öyle tarafından çalışıyor. Bir de DEM Parti'nin işte alabileceği maksimum oyu. Yani CHP'ye gidebilecek ve özellikle senin dediğin gibi İstanbul'da İmamoğlu'na gidebilecek oylarının da mümkün olan kısmını DEM Parti'de tutmak. Yani DEM Parti'nin aslında gücünü koruması arzusu var. Yani DEM Parti ve seçmeniyle kimse ilişkiye girmesin, bir temasta bulunmasın, bir yakınlık hasıl olmasın. Hatta olmasa bile bunu bir suçlama vesilesi olarak kullanalım. Ama buna karşılık DEM Parti'de gücünü tamamen kaybedip muhalefet bloğunun önemli aktörü CHP ve İmamoğlu'na destek vermesin. Bunu beraber sağlayabilecekleri zor bir mühendislik yürütüyorlar aslında. Yani o gözü gönlünün orada, gözünün ve gönlünün orada olmasının nedeni mühendislik çalışmasının biraz meşakkatli olması. Çünkü açık ittifak varken yani 2019'da ve 2023'te işin bir ayağı boştu. Yani DEM Parti gücünü korusun diye bir çalışma yapmanın lüzumu yoktu. Orada DEM Parti'nin içine miçine çalışmalar oldu. İşte Öcalan'dan mektup hikayesi falan gibi mevzulara girildi ama şey peşine düşmediler. Yani DEM Parti'nin varlığı. Şimdi ise buna ihtiyaçları var. Çünkü açık bir ittifak yok. Ya da en azından görünürde bir ittifak yok. Ama bu zor mühendisliğin karşısında bir takım avantajları da var. Dediğim gibi bunun şeyleri var. Doğrudan iktidarın yürütmesi gereken bir şey olarak işlemiyor. Bunun heveslileri var. Muhalefet cephesinde de heveslileri var. Senin dediğin gibi daha sonra, seçimden sonra çözüm süreci başlayabilir. Tekrar aslında Erdoğan MHP'yi bile dışarıda biraz dışarı iterek başka şeyler yapabilirin müşterileri var. Oradan çalışan başka bir şey işliyor. Dolayısıyla birazcık ikinci aktörlere de rol dağıtarak bunu yürütmeye çalışıyorlar. Yani ilginç biçimde medyada şeyin hep alıcısı var. Yani her seçimden sonra başka bir şeyin çalışacağı, hatta seçimden önce de başka pazarlıkların yürüdüğüne ilişkin kulislerin hep alıcısı var. Ya o kulisler ayrı bir hikaye. Yani. Ama şöyle bir şey bu, biliyoruz ki neredeyse o ismi, hep bunlar ismini açıklamayan AKP'liler oluyorlar. Ve neredeyse hep aynı insanlar topluyorlar. Bir takım muhalefetteki meslektaşların, muhalefet basınına yakın
çalışan meslektaşlarımızı bir takım şikayeler anlatıyorlar. Ya onlar öyle hikayeler ki Kemal, kimseyle görüşmene de gerek yok. Ben sana şurada oturayım, 30 tane kulis yazayım yani. Herhalde böyle diye. Sahici kulisler olarak Ankara'da yani, çünkü biz bir grup meslektaşımızı şey olarak suçlamak istemem, öyle aymazlıktan değil. Sahiden insanlar bunları söylüyorlar. Tabii yani de işte, kapalı kapılar ardında. Ama şu şu kitlenmiş bir hadise. Yani bu mühendislik, iki tarafı da bu mühendisliğin çok kullanılmış bir şey. Şimdi öyle bir yıpranmışlığı var. Yani işte DEM Parti üzerinden, demlenme üzerinden yürütülen şey, işte iki seçimde de en uç argümanlarla, biraz önce konuştuğumuz gibi montaj videolardan tut da faturaları kimler getirecek spekülasyonuna varıncaya kadar, hatta seçimden sonra da bilmem kaç kişi çalışıyor iddiasından şeye kadar. Dolayısıyla çok kullanılmış bir şey. Bunun şimdi çok taze ve yeni bir şey olarak, şimdiye kadar verdiği sonuçtan daha yüksek bir sonuç vermesi ihtimali zayıf. Çünkü, İstersen kadriyle devam edelim. Yani ben o yüzden bu mühendisliğin çalışacağını, daha uç örneklerinde olacağını ama sonucu çok etkileyecek bir meselesini daha sonra konuşalım. Sen ne diyorsun kadri? Göz ve gönül hakikaten Kürtar öyle de tabii yani İstanbul'da tayin edici eğer 2019'da CHP artı İYİ Parti oylarıysa, onun yanında Kürt oyları olmasaydı kazanamazdı. Şimdi aslında yine öyle bir tablo var. Kürt oylarının tayin ediciliği hala devam ediyor. Ve Kürtler de DEM de biliyor bu tayin ediciliğin önemini. Ve daha önce birçok kez çalıştılar iktidarla. Yani 2008-2009'dan 2015'e kadar çalıştılar. Gizli anlaşmalar yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar bir sürü yani. Ondan sonra da çatışma dönemi izledi. Çok kanlı bir çatışma dönemi, büyük yıkımlar, acılar. Ardından bir duraklama. Şimdi mesela bir taraftan işte DEM Parti'yi seçime sokuyor. Bu doğal. Yani siyasi partidir. Ortada bir ittifak zemini de kalmamıştır. Siyasi partiler düzeyinde ittifak zemini kalmamıştır. Ama İstanbul'un kendine özgü gerçekleri var. Ve İstanbul'da yaşayan Kürtlerin ne kadar Kürt seçmenin ne kadar İstanbullu oldukları, İstanbullulaştıkları, ne kadar Kürt hareketinin kendi bölge gündemiyle yatıp kalktıkları, onunla hemhal oldukları bir yerde çıkacak ortaya. Yani burada bir aslında İstanbullu gibi reaksiyon gösteren Kürtlerle orada bir kuşak farkı var. O önemli bir şey ama eskiden gelenlerle 90 söylüyorum. Sonrası gelenler arasında siyasi duruş var. Şu açıdan söylüyorum. Tabii ki var elbette. Tabii geto olgusunun da büyük etkisi, önemi var. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi İstanbul aslında bir bütün olarak 2015'ten beri muhalefete oy veriyor. İstanbul ve diğer metropoller de böyle, metropol şehirler, büyük şehirler. Ankara da böyle, İzmir zaten hep böyleydi. Ama İstanbul'da bu gerçek değişmedi. Bu gerçek şimdi bakalım nasıl tezahür edecek? Ve 2019'da Öcalan'ın mektubunu okutmuşlardı TRT'den. Yani terörist başı Öcalan'ın mektubunu, boykot çağrısı yapıyordu mektupta. Yani Kürtler sandığa gitmesin. Yani İmamoğlu'na oy vermeyin çağrısıydı bu. O zaman tutmadı. O zamanki Türkiye farklı bir Türkiye'ydi. 2015-16'dan sonra yaşanan o kanlı çatışmanın acıları çok tazeydi. Ve bir iktidara zarar verme, hesabını sorma arzusu güçlüydü. Şimdi bu arzu o kadar güçlü değil. Ama aynı zamanda da işte dediğim Kürtlerin ne kadar İstanbullulaştıklarıyla da alakalı bir konu bu. Bundan da azami faydayı sağlamayı, buna çok pragmatist yaklaşmayı her zaman olduğu gibi alışkan, yani bunun suçlanacak bir şey değil. Normal burada, olan bir şey. Burada böyle bir yaklaşım var. Yani sonuçta ben parti olarak katılayım seçime, çalışayım, bana engel olmayın. Evet, dediği gibi Kemal'in, yani Kürtler, yani DEM'le de kimse yakın durmasın, hatta su bile vermesin kimse, ama onlar çalışsınlar. Kendi hallerinde kendileri olarak var olsunlar.
ama işbirliği yapılmasın. Sonuçta vereceği zarar İmamoğlu'nun seçilmemesi olacaksa amenna, bunun karşılığında da iyi çalışmaların karşılığını da işte Süleyman Soylu'yu da gönderdik nitekim. Kayyum atamayarak veyahut bu konuda isteksiz davranarak veririz diyorlar bir taraftan. Bir diğer taraftan da Kandil'i baskı altına alıyorlar, işte operasyon hazırlıkları, söylentileri, işte Irak'a heyet gitti, üst düzeyde bir heyet Irak'a gitti. Orada işte PKK'nın yasa dışı ilan edilmesi söz konusu falan, orada da bir hazırlık var vesaire. Tabii bunu ikisini nasıl idare edecekler, ederler. Yani o havuç ve sopa politikası uygulanıyor şu an Kürt hareketine karşı. Her iki cephede de uygulanıyor. İstanbul'u geri almak meselesi. Bu arada bu seçim İmamoğlu ve Erdoğan arasında geçen bir seçim. Murat Kurum gerçekten, yani siyasetçi olarak da niteliksiz bir vasatın altında bir AKP kadrosu. Yaptığı işler belki bakan olarak yahut da bugüne kadar tırnak içinde kullanıyorum teknokrat olarak yani faydalı olabilir. Onun dediklerini yapabilir ama zaten AKP seçmeninde Murat Kurum'un ne kadar niteliksiz olduğuyla hiçbir alakası yok. Buna hiç önem vermiyorlar. Dolayısıyla yani ister istemez tabii ki burada İmamoğlu kampanyasında Murat Kurum'un vasıfsızlığına, beceriksizliğine, hatta işte zekasının siyaseti sürdürmeye yeterli olmadığı, siyasetçi olmasın varsın Murat Kurum. Önemli olan sistemin devam etmesidir. Sistemin devam etmesi de yani kamu kaynaklarının kimlere dağıtılacağı, kimlere transfer edileceğidir. Bu konuda bunun da güvencesi Murat Kurum değil. Bunun İstanbul'da AKP seçmeni ve MHP seçmeni pekala biliyorlar ki Murat Kurum bir suretten ibarettir. Ve biz İstanbul'un saraydan yönetilmesi için oy kullanacağız. Yani yerel lider. Bu kadar gerçekler, bu kadar yalın ve açık. Ama tabii ki siyaset kampanya yapacak ve bir taraftan yaptığı hizmetleri anlatıyor İmamoğlu. Diğer taraftan da rakibinin beceriksizliğini ki çok ayan beyan. Acemilik diyor. Efendim? Acemi diyor. Acemi diyor. Acemiliğin bence yani yaptığı şeyler acemilikle keşke açıklanabilse. Burada sen demin siyaseti bilmemekle de açıklanabilecek şeyler değil. Havuç sopa dedim, Kandil'den bahsettim. Murat Karayılan bir kendi medyasına bir açıklama yapmış. Nevroz'dan önce, Nevroz haftaya Perşembe bir yazılı açıklamayla bir müjdeleri olduğunu söylemiş. Hı. Tam yani Nevroz öncesi ama seçim öncesi aynı zamanda. Bakalım ne olacak? Yani o hep de söyleniyor ne zamandır. Böyle bir devletin dolaylı doğrudan görüştüğü, ettiği falan gibi şeyler de söyleniyor. Her halükarda bir şekilde seçime etkili bir açıklama Kandil'den de gelecek. Buradaki husus şu. Şimdi baktığımız zaman son seçimde İstanbul'da partilerin aldığı oya baktığımız zaman CHP'nin oyu Ekrem İmamoğlu'na yetmiyor. CHP artı Yeşil Sol Parti o zamanki, o da yetmiyor aslında. Hı-hı. Şimdi Ekrem İmamoğlu sadece yani öncelikle kendi partisini tamamının oyunu alacak. Hı-hı. İkinci olarak DEM Parti'nin bir kısmını alacak. Artı İyi Parti'de Burak Kavuncu ile giriyor. İyi Parti'nin de bir kısmını alacak. Büyük bir kısmını. Ve belki de bence en kritik yerlerden birisi bu. Hani sen dedin ya AKP tabanı da çok alerjik değil. Belki de AKP tabanından da alıyor olacak. Yani belki de AKP tabanı o kadar istekli ve yani arzulu bir şekilde sandık başına gitmeyecek. Mesela. Bu yani buradaki yani. Olay aslında şöyle yani ne derler. Tabii ki son seçimde aldığı %8 civarında bir oy almışlar değil mi İstanbul'da Yeşil Sol Parti öyle bir şey almış. 8 küsur. Evet. 8. Bir de artı tipin oyu var. Tip herhalde tip seçmeni Ekrem İmamoğlu adayı da çıkartmadılar. Evet. Verme ihtimali çok yüksek olarak varsayılıyor. Hani bir kısmı belki DEM Parti'ye verir bilemiyorum. Sonuçta muhtemelen İstanbul'da tipin oyunun bir kısmı zaten Yeşil Sol Parti'nin eski oyu, HDP'nin eski oyu olarak geçti zaten. Evet. Ve şimdi sonuçta tabii ki DEM Parti'nin alacağı %5 ve üstü oyların hepsi Ekrem İmamoğlu'nun işini zorlaştıracak ama tek başına yetmeyebilirdi. Burada da böyle bir sorun var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun
Kadri'nin söylediği husus önemli. Başardığı bir başka bir şey var. Yani böyle birbirinden farklı kesimlere ulaşabilme imkanı var. Aslında olay şu anda hani DEM Parti'ye kilitlenmiş gibi gözüküyor ama olay o kadar basit değil sanki. Ne dersin Kemal? Ya biraz önce Kadri'nin söylediği bir şeyi orada belirleyici olduğunu düşünüyorum ben. Bu parti toplamları ve parti oylarının dağılımları üzerinden İstanbul aritmetiği kurmanın çok isabetli olmayabileceğini düşünüyorum. Kadri'nin demin söylediği 2015'ten itibaren bir süreklilik gösteren iktidar bloğunun o hep iddia ettiği %50'nin altında kaldığı, muhalefetin de %50'nin üzerini zorladığı bir süreklilik var. Aslında dolayısıyla İmamoğlu aslında şahıs olarak CHP'nin adayı olmakla birlikte ittifak olsun olmasın bu potansiyelin ne kadarını tutabileceğiyle ilgili bir sınama içerisinde. Aslında mesele o. Yani İstanbul'da Erdoğan sadece 2019'da yenilmedi. 2015'ten itibaren İstanbul'da süreklilik kazanmış bir yenilgi içerisinde. Referandumda da yenildi. Hatta 2015'i aslında Türkiye genelinde yenildi biliyorsun. Evet. Aslında azınlığa düştü. Yani 2023'te de yenildi. Tabii yani baktığın 2023'te zaman, de 52-48 tersine burada oluştu. Referandumda da yenildi. Referandumda da yenildi. Evet. Yani 2015'ten saymaya başlayalım. İstanbul'da kazandığı seçim yok aslında. Yani İstanbul'un genelinde birinci yani şey... Sonuçta bir parti olarak birinci çıksa bile blok olarak yani iktidar bloğu olarak hep muhalefetin gerisinde kalmış. Yani dolayısıyla İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır meselesindeki denklem çok İstanbul'da geçerli değil. Çünkü İstanbul'un Türkiye geneliyle ayrıştığı bir süreç var. Yani etkileşim koptu. Evet. Kopuyor, dolayısıyla zayıfladı ya da. Partilerin destek aritmetiği üzerinden kurulacak bir denklemden daha çok İmamoğlu'nun bu potansiyeli koruma becerisiyle ilgili. Dolayısıyla 2019'da da şimdi olabilir dediğin şey olmuştu zaten. AKP ikinci turda AKP'nin bir kısmının sandığa gitmeyerek bir kısmının da reaksiyon olarak vererek İmamoğlu'nu desteklediğini biliyoruz. Sayısal olarak bu veriler görünüyor yani. Dolayısıyla bence böyle bir şey var. Ama bu seçime özel bir başka mesele daha var 2019 deneyiminden çıkarak. Aslında AKP seçmeninin ya da Cumhur İttifakı seçmeninin biraz da demin Kadri onu böyle bir tür rahatlama olarak ifade etti ya yani. En azından iktidar değişikliği riski yok. Ya 2028'e yani, kadar. Mesela meclis yine bizde kalır. Tabii. İmamoğlu kazansa da meclis bizde kalır şey diye düşünecekler. Daha şerbetli yenilgiye. Yani İstanbul'u kaybetse de bir şey olmuyor bu iktidara. Yani en azından bu rahatlığa zaten. Yani şimdi İmamoğlu da tırnak için özür dilerim. Kıyım falan da yapmadı belediyeler tabii aslında. Yani, öyle bir şey yapmadı. Dünyanın yani. Sonu değil. AKP'lileri yani, atmak gibi bir şey. Öyle bir İktidar şey açısından baktığında bir kez deneyimlediler. İstanbul'u kaybedince dünyanın sonu olmuyor. Ama mesela muhalefet açısından o gerilim daha fazla var. Tabii. Çünkü bu sefer İstanbul kaybedilirse o yeniden iktidarı seçimle değiştirme imkanına ilişkin ciddi bir şey kalacak. Bir de İmamoğlu'nun politik becerisi açısından işte o az alerjik olmasından başka bir özelliği daha var. Anlık pozisyonlara verdiği reaksiyonlar konusunda hızlı davranıyor ve eli daha geniş. Bunu en son çay olayında gördük işte. Afyon'daki Burcu Köksal olayında. Ayağının önüne gelecek bir taş birden ayağına gelmiş topa dönüştü. Tabii. Ve vurdu topa ve yani şu anda mesela herkes o zaman bu komplo İmamoğlu'nu engellemek için yapıldı dendi. Aslında sonuca baktığında İmamoğlu'nun önünü açmak istesen tam da böyle bir şey yapardın. Bu reaksiyonu vererek alması için. Ve bunu çevirebiliyor. Erzurum'daki saldırıyı mesela hatırlıyorum. 2023'teki hikayeyi. Mesela o tür anlık şeylerde yine 2019'da ikinci seçim meselesindeki hamlesi. Bu tür şeyleri çok daha kolay yapıyor.
hem eli rahat hem buna daha yatkın. Ya yani öyle bir kumaşı var. Yaptığımız yayında açıkçası yani bunu bir şimdi insanlar şey olarak yani iktidaryanlıları böyle şey diye söylemesine şaşırdım. Hakikaten şey anlamda şaşırdım. Bayağı bir hakim yani hem belediye işlerine hem siyasi işlere ne sorarsan sor böyle hızlı, açık, net ve en önemlisi akılda kalacak cümlelerle. Mesela o ben Türklüğümü çok seviyorum vesaire ama bu ülkede herkes zenginliktir. Ben işte Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum falan gibi cümleleri. Evet, yani şimdi mesela hala hatır soracak kadar Kürtçe öğrenmek de evet. işte ne dedi evet. onu tam olarak sorumluluk evet. mudur? Evet. Gerekir midir? Yani ona bir evet evet yani gereklilik mahcup oluyorum falan. Bunu daha önce hiçbir politikacı söylemedi. Evet. Yani Türk olan bırakın Türklüğüyle övmeyi Türk olan hiçbir politikacının yani eğer söylemişlerse de benim aklımda kalmamış olabilir. Ama kaldığını bilmiyorum. Ya yani İmamoğlu hakkında seçmenin bilemiyorum ne kadar bunu yani Türk seçmeni küçümsemiyorum ben hafife almıyorum asla. Ama şöyle de bir gerçekle karşı karşıya olduğunun ayrında olması gerekiyor. Ya yani Türkiye'de şu an Millet İttifakı dağıldı. Bir ittifaksız bu iktidarı bir sonraki seçimde seçim yoluyla indirmenin yolu yok. Belki bir yolu var. Siyasi partiler çerçevesinde bu ittifakı yeniden kurmaya namzet güçlü bir adayı öne çıkarmak yahut da partileri aşıp bu aday etrafında birleşmek. Böyle adayı var mı Türkiye'de? Şu anda İmamoğlu'ndan başka kimse yok. Şimdi evet. dolayısıyla bunun farkında olduğunu veya olması gerektiğini varsayıyorum, düşünüyorum. İstanbul seçmeninin ben siyasi bilinç seviyesinin pekala yani doğrudan ekonomik krizlerin sonuçlarıyla daha açık karşı karşıya oldukları için İstanbul'un özelliğinden kaynaklı bir sürü nedenden dolayı daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bunu görebileceklerini düşünüyorum ve İmamoğlu'nu da Türkiye'nin geleceği açısından savunmak için bir vesile olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer İstanbul'da seçim kaybedilirse hem İmamoğlu da bunu söyledi birkaç kez yani maazallah bu adama İstanbul'da verirsek bu adam diye kast demedi. Minvalinde söylüyorum. Yani seçimi verirsek her şeyi ele geçirmiş olacak. Ve ondan sonra kim bilir ne yapar gibi bir şeyler söylemiş. Galiba o zaman tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum evet. ama evet. Bu da bir şey gerçek. Yani Kemal'in bahsettiği noktada İstanbul'da belediyeyi İmamoğlu alınca dünyanın sonu değil ama İstanbul'da bu belediyeyi muhalefet kaybederse pekala bazı açılardan dünyanın sonuna yaklaşmış olabiliriz. İşte kırılganlık açısından yani, şey. Yani olay bu. Bu ikilem budur yani. Evet. Bir tarafı belki rahat, bir taraf çok rahat. Arkamızda merkez iktidar var. Çok güçlü bir iktidar. Diğer taraf ise biraz artık yani zaten ona oynuyor. Kendi evet, partisinin evet. ötesinde ufukta Türkiye'nin âli menfaatlerini evet, düşünerek. Evet toparlayalım Kemal Bey. Bir şimdi de şunu lazım. Söyleyeceğim bu biraz önce değinildi geçti onunla ilgili bir şey. Bu gaflar, yetersizlik ve liyakat meselesinin seçmen tercihlerinde çok belirleyici faktör olmadığının kanıtı 2023 seçimleri zaten. Nebati ile gidilen seçimi kazandı Erdoğan. Yani dolayısıyla Murat Kurum'la gidiyor olması ama buradaki burada çok yani belirleyici faktör değil. Yani mesela şeyi çok seviyor muhalefet medyası ve muhalefet seçmeni. Murat Kurum yine bak nasıl gaf yaptı, nasıl bak, da yetersiz, ya, nasıl orada da beceriksiz. Bu evet bu şey güzel kullanışlı bir şey ama her şeyi değiştirecek bir şey. Bu bir tek muhalefeti eğlendiriyor bence. Bir şey söyleme ondan evet. önce izin ver. Ya şimdi belki de AKP'de var olabilmek için çok gaf yapmak lazım. Yani hani gaf yapmak lazım gerçekten. Gaf yapmadın mı tasfiye ediliyorsun. Gaf yapmayanlar ya bu adam ileride yani bunda iş var. Başımıza bela olmasın. Şimdi gaf yapmayanların halini görüyorsun. Şimdi burada ben, yani, şöyle bize, bir şey var. Yani tek tek isim verebiliriz. Ne? 2023 tamam. seçimlerinden sonra kimler tasfiye edildi?
daha önce kimler yollandı ve geriye sadece gaf yapanlar kaldı ya da hiç konuşmayanlar burada kaldı. Burada şöyle bir yani, husus var. Karikatürize etmek amacıyla söylemiyorum. Geçen yine Ekrem İmamoğlu'nu Habertürk'te sorguya çektiler biliyorsunuz. Orada bir yıl şeyi sormuşlar, vaatlerini teker teker. İşte bunu yaptınız mı, bunu yaptınız mı falan. Bayağı bir çalışmışlar yani iddianame gibi. Bir konuyu hatırlamamış Ekrem İmamoğlu. Oradan yürüyorlar şimdi. Hani bir vaadini at. Şimdi gaflar önemli mi diyorsun ya. Vaatlerini unuttu. Ha, bak gaflar önemli mi diyorsun ya. Bir kazara bir gaf yapsa kim bilir ne kadar yürüyecek. Unuttuğunu bile hani unuttuğunu. Sonra bir başka yayına çıkmış. Orada da galiba aynı şekilde hatırlamamış. Bu sefer şey, benim böyle takip ettiğim iktidar yanlılarının bugünkü şey eğlencesi bu. Eğlence dediğim şeye soktukları, ne derler, gündeme soktukları hikaye bu. Ama bu işte aynı durum değil. Yani tıpkı bu gerçek i̇şte, yalan meselesindeki evet. gibi. Onlar için bu gaf ve yetersizlik meselesi burada bir keramet beklendiği için sonuç verebilir. Ama unutmak ama öbür tarafta soru. Murat Kurum'dan keramet bekleyen ne AKP seçmeni var ne Erdoğan. Ama zaten Murat Kurum'un sadece bir suret olduğunu AKP evet. seçmeni zaten biliyor. Zaten tam yani. Da o, öyle kurgulanmak tabii. isteniyor. Yani evet. zaten Erdoğan kampanyasını şöyle yapıyor. Ben size süper bir adam getirdim bu her sorunuzu çözecekti. Ben varım zaten diyor. Merkezi yönetim olduğu için bunu seçmen lazım. İkinci versiyon onu da çok sık birkaç kere seninle konuştuk. Bu kentsel rant ve inşaat meselesinin tam onun teknokratını getirerek aslında evet. bir mesaj, bir ihya mesajı veriyor. Pragmatik seçmene tekrar bu işten para dönecek. Bu adam bu işleri yaparken gaf yaptı mı yapmadı mı? Arada sırada gelse çok güzel oldu Kadri Bey. Büyük katkı sundu diyorlar. Arada sırada Kadri. Gelse diyor. Arada sıradanın ne kadar zamana tekabül ettiği. Neyi sen tayin edersin artık? Haftaya gel, seçime kadar birlikte yapalım. Haftaya burada değilim büyük ihtimalle. Tamam. Yani. Hadi burada noktayı koyuyoruz. Kadri Bey'e aramıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Evet. Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz. Ama buradayım gelebilirim çağırırsan. Buradayım. Doğru. Çağırdık haftaya işte. Yine anlaştık. Buradayım. Çağırdık işte. Geliyorum. Tamam. Evet haftaya tekrar 3 kişi karşınızda olacağız. Şimdiden sözü aldık. Hepinize iyi günler. Çok teşekkürler.